El-Müzillü. Dilediğini zelil, perişan eder, dilediğini âli, makama yücelten O'dur. Bu mübarek ismi şerifin özellikleri. Bu mübarek esma-i şerifi 75 defa okunarak secdeye varılır ve dua edilir ise, zalim ve hasetçilerin şerrinden emin olunur. Güneş doğmadan önce bu ismi şerifi 100 defa okuyan kimse, düşmanını zelil eder. Gücüne, varlığına güvenerek, zayıf kimseleri ezmek isteyene karşı 75 defa okunarak dua edilir. El-Müzillü esması, dilediğini alçaltan ve zillet veren anlamını taşımaktadır. Ya Müzillü esmasının tecellisi olarak, hak sahibi olan kişilerin haklarını kaybedip, söz söylemeyecek kadar haysiyetsiz durumda kalmasının göstergesidir. Allah, dilediğini hor ve hakir edendir, süründürendir. İstediğini zelil edip, rahmetinden uzak tutan ve alçakta bırakan yalnızca Allah'tır. Zillete düşürdüklerini rezil edendir. Ahirette tecelli edecek esmalar arasında yer almaktadır. Düşmanın olduğunu bilen kişilerin El-Müzillü esmasını zikir vaktinde 770 defa okuması gerekmektedir. Allah'ın izniyle düşmanları zelil hale gelecek, perişan olacak ve sizinle uğraşacak hali kalmayacaktır. İsmi şerifin 5 vakit namazların arkasından 770 kere Ya Müzillü Celle Celaluhu şeklinde kişinin zikretmesiyle dışarıdan gelecek tüm kötülüklere karşı korunmaktadır. Kötü ve şeytanlaşmış insanlardan korunmak için Ya Müzillü ismini her gün tekrarlayan kişiler ferahlığa kavuşacaktır. Zalimce davranan ve haset eden kişilerden uzak kalmak için 75 defa Ya Müzillü esması secdeye giderek okumaktadır. Allah-u Teala bu kişinin dualarını kabul eder. Korunmak istediği kişilerden korur. Kincilerin şerrinden korunmak için 75 defa zikredilmektedir. Muhammed Masum Hazretleri buyuruyor ki, dertlerden kurtulmak ve murada kavuşmak için 500 kere La havle ve la kuvvete illa billah demeli, okumaya başlarken ve okuduktan sonra 100'er kere salavat-ı şerife okuyup dua etmelidir. Dertlerin, belaların gitmesi için istiğfar okumak da faydalıdır. Çok tecrübe edilmiştir. Hadis-i şerifte istiğfara devam edeni, çok okuyanı Allah-u Teala dertlerden, sıkıntılardan kurtarır, onu hiç ummadığı yerden rızıklandırır buyurdu. İstiğfar insanı her murada kavuşturur. Tevbe etmeli, istiğfarı çok okumalı. Bütün dertlere, sıkıntılara karşı faydalıdır. Allah-u Teala, istiğfar okuyun, imdadınıza yetişirim buyurdu. Hikmet ehli kişiler buyuruyor ki, kalbini Allah-u Teala'ya bağlayana mutlaka yardım gelir. Kalbini insanlara bağlayan ise dertten kurtulamaz. İnsanlar genelde kendi menfaati için iyilik yapar. Menfaati bitince zarar verebilir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bir kimse kötü insanların kızacakları şeyde Allah-u Teala'nın rızasını ararsa, Allah-u Teala onu insanlardan gelecek zararlardan korur. Bir kimse de Allah-u Teala'nın kızacağı şeyde insanların rızasını ararsa, Allah-u Teala onun işini insanlara bırakır. Bu dünyada insan Allah-u Teala'ya kıymet verip onun rızasını gözetirse, Allah-u Teala da o kuluna o kıymeti verir. Yani kim Allah içinse
Allah da onun içindir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, herkes sevdiğiyle beraber olacaktır buyuruyor. Herkes kimi mabud kabul ederse, kime kulluk ederse onunla beraber olacak. Kula kul olanlar cehennemde onlarla beraber olacak. Allah'a kul olanlar Allah'ın razı olduğu yerde onun sevdikleriyle beraber cennette olacaktır. Kim Allah'tan başka yüzünü neye dönerse, neye güvenirse, neyi severse iyi bilsin ki o da Allah'ındır. Bunları yaparken Allah-u Teala onu görüyor. Bu duruma düşmek Müslüman için çok çirkin ve utanılacak bir haldir. İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığı zaman Cenab-ı Hak Cebrail aleyhisselamı göndermişti. Kulum İbrahim'in bir ihtiyacı var mı? Bir öğren buyurdu. Cebrail aleyhisselam da İbrahim aleyhisselam ateşe atılırken havadayken ona dedi ki, ''Ya İbrahim, bir ihtiyacın var mı?'' ''Elbette var. Ne istiyorsun?'' ''Rabbimin sevgisini istiyorum.'' ''Ya İbrahim, bak ateşe gidiyorsun. Derdine çare iste. Ateşi yakan o, beni gönderen o, beni yaşatan o. Yakmak isterse yakar, yakmak istemezse yakmaz. Bana Rabbim yeter. O beni görüyor, derdimi biliyor, senden bir isteğim yok demişti. Allah-u Teala da çok iyi bildiği halde kulumu nasıl buldun diye sormuştu. Cebrail aleyhisselam, ya Rabbi, bu halilinin, bu dostunun gözü senden başkasını görmüyor. İşte dost böyle olur dedi. Cenab-ı Hak, şimdi sen orayı serin, güllük gülistanlık yap. Oradan soğuk pınarlar akıt buyurdu. Cebrail aleyhisselam emredildiği gibi yaptı. İbrahim aleyhisselam indi. Ben nereye geldim? Ateş yok dedi. O kadar büyük ateş ki herkes kül olur diye bekliyordu. Yani ateş sönecek de küllerini bulacaklardı. Ateş bitti, İbrahim aleyhisselamı gül bahçesi içinde görünce şaşırdılar. İbrahim aleyhisselam ateşe atılırken, ''Hasbiyallahu ve ni'mel vekil'' yani ''Bana Allah'ım yetişir, o ne iyi yardımcıdır'' demişti. Her işinde onun gibi sadece Allah-u Teala'ya güvenen, dünyada ve ahirette huzura, saadete kavuşur.